Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafta sonu yapılacak 38. olağan kurultayı için geri sayım başladı. Son kulis bilgilerini ve delegelerin nabzını öğrenmek için Ankara'ya gidelim. TV Üzetörü Ertuğrul Tunç aktaracak tüm gelişmeleri neler var son kulis bilgilerinde Ertuğrul. Ankara Spor Salonu iki gün sürecek yoğun maraton için artık hazır. Son hazırlıkların tamamlandığını aktaralım. Yarın artık gözler oraya çevrilmiş olacak. Ankara'dan o sonuç gelecek. Hangi sonuç? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kim olacağı sonucu. Tabii ki öne çıkan iki isim var. Bir tanesi mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Diğeri ise değişim isteyen tarafta yer alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel. İmzalar tamamlandı diyebiliriz. Şöyle bir açıklama yapmıştı dün 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir bir destek açıklaması yaptılar. O açıklamada da dediler ki 900 delege'nin desteğini aldığını görüyoruz Sayın Genel Başkanın ve yeniden seçileceğini görüyoruz şeklinde bir açıklama yaptılar. Toplamda 1367 delegesi bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dolayısıyla evet burada yapılan bu açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'nun çok daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak değişim isteyen tarafın da imza sayısının 600 olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla burada sayıları topladığımız zaman delegeden fazla bir sayı çıkıyor. O nedenle de kesin sonucun yarın yapılacak oylamayla birlikte netleşeceğinin altını özellikle çizelim. İmzaları toplandığında belirtelim. Peki ne gerekiyor? Tabii ki bazı şartlar var. 1367 delegenin %5'inin imzasını alabilen ancak genel başkan adayı oluyor. O da hemen hemen 65 delege imzası şartı olduğu anlamına geliyor. Yarın genel başkanlık seçimi yapılacak. Pazar günü ise özellikle parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu seçiminin yapılacağını belirtelim. Oraya aday olacak isimlerin ise %10 imza düzeltiyorum 10 delege'nin imzasını almış olması gerekiyor en az bu şekilde aday olabiliyorlar. Tabii ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere geçilmeden önce yani adaylık seçiminin genel başkanlık seçiminin başlamasından önce vereceği mesajlar kritik. Burada yapacağı konuşmada son kez genel başkanlığa adayım ve bir sonraki kurultayda olmayacağım mesajını vermesi bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun yarına baktığımız zaman aslında genel merkezin kendini önde gördüğünde altını çizmekte fayda var her iki tarafta da seçimi kendisinin kazanacağını düşünüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun birazcık daha önde olduğunun altını bir kez daha çizelim. Tabii CHP e, liderinin oluşturacağı 52 kişilik anahtar listesi de artık kafasında şekillenmiş durumda. Burada bir kadın ve genç kotasının onların ağırlıklı olacağı bir kotanın olacağını belirtelim. Kendisi de bunu özellikle vurgulamıştı bundan öncesinde. Ve o listede kadın hareketleriyle sembolleşmiş bir ismin de yer alacağı artık kesin o ismi hep birlikte kamuoyuyla birlikte bizler de yarın duyacağız. Tabii ki uluslararası alanlarda başarı elde etmiş kişilere de o listede yer verecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içerisinde yapısal olarak tüzüğün değişmesini isteyen isimler de yer alacak. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa bundan yaklaşık 3 hafta sonra CHP bu kez de bir tüzük kurultayına gidecek şeklinde bir takvim açıklanmıştı. Bu takvimin değişip değişmeyeceği de yarınki sonuca bağlı olacak tabii ki. Onu da vurgulamakta fayda var. Bununla birlikte Özgür Özel'in kadrosu var. Dün katılmış olduğu canlı yayında kendisi o kadroları açıklamıştı. Bu kadroların delegenin bakış açısında bir değişiklik yapmasını bekliyorlar. Dolayısıyla o isimlere bir dikkat çekmekte fayda var. Yalçın Karatepe Parti meclisi listemizde olacak demişti. Yine Serin Sayek Böke'ye işaret etti ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri geçmişte de parti sözcülüğünü yürütmüş bir isimden bahsediyoruz. Bir emekli tüm abiralin olacağını söyledi ve kendisinin eğer seçimi kazanıp genel başkan seçilmesi durumunda o koltuğa gelmesi durumunda kendisinin milli savunmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacağını belirtti ancak bir isim vermedi. Verdiği iki isim daha var. İlhan Uzgel dış politikadan sorumlu parti meclisi üyemiz olacak dedi ve eğer cumartesi günü kazanırsam diye pazar gününü işaret ederek Özgür Özel Namık Tan'a teklifte bulunacağını da belirtti. Kendisi emekli büyükelçi ve bürokrasi konusunda çok önde gelen bir isim olarak da sıklıkla ekranlarda görüyoruz. Hazırlıkların tamamlandığının altını bir kez daha çizelim. Yarın tüm gün boyunca gözlerimiz, kulaklarımız Ankara'da Ankara Spor Salonu'ndan gelecek olan haberde olacak. O anları naklen TV ekranlarından aktaracağımızın da altını bir kez daha çizelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.